ALB menkul değerlere bağlanıyoruz. Enver Erkan olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Kurla başlayalım. 2.14 seviyesinin üzerindeyiz dolar TL'de. Bugün tansiyonun yükseldiğine şahit olduk. Daha da yukarı gideceği yer var mı? Yukarıda böyle önümüze kritik seviyeler, dirençler var mı? Ne dersin dolar TL için? Tabii kura baktığımızda bayram sırasında teknik görünümünü yukarı çevirmişti Amerika'dan gelen verilerle beraber. Özellikle Amerika'nın ikinci çeyrek büyümesinin olumlu olması dolar TL için yukarı yönlü bir hareketin başlangıcına neden olmuştu. Bugüne baktığımızda gelişen piyasalar üzerinde bir stres vardı. Hem Portekiz Bankası'nın zarar açıklamış olması, hem Rusya'ya olan yaptırımların genişleme ihtimalinin olması, aynı zamanda Arjantin'den gelen temerrüt haberleri genel olarak gelişmekte olan ülke piyasalarında bir stres havası yarattı ve dolar da bu kapsamda değer kazandı. Bunda tabii ki Amerika'dan gelen istihdam verilerinin de etkisi vardı. Bu bakımdan baktığımızda 2.14.75 bugün test edilen direnç seviyesi yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemli bir seviye. Eğer ki burası yukarı yönlü kırılırsa, ki yarın Amerika'dan gelecek tarım dışı istihdam verisi etkili olacak burada, 2.15.30 ve 2.15.65 dikkat edilmesi gereken direnç noktaları olarak görünüyor. Yine tarım dışı istihdam verisine bağlı olarak verinin kötü gelmesi halinde gelebilecek aşağı hareket neredeyse ilk olarak 2.14.10 desteğinin izlenmesi lazım. Bu durumda da eğer ki aşağı yönlü kırılırsa 2.13.50 seviyesi dolar TL'de izlenebilecek bir seviye. Ancak evet, ALB bağlantımızda ufak bir sorun var. Biz yeniden stüdyodayız. Özlem Derici Özlem Bayraktar Gökşen diyebilirdim. Aman demedim. Cüneyt Paksoy stüdyomuzda. Şimdi ne zaman diyor ki mesela bir izleyicimiz Aydın Bey, borsadan çıkıp dolara yönelmeliyiz diye.